Aşağıdaki madde çiftlerinden hangisinin karıştırılması ile oluşan çözelti tampon çözelti değildir diye sormuş. Bir çözeltinin tampon çözelti olabilmesi için ya zayıf asit ile onun konjuge bazının iyonunu içeren tuzu olması gerekiyor. Yani o asidin tuzu olması gerekiyor ya da zayıf baz ile onun konjuge asidinin iyonunu içeren tuzu olması gerekiyor. Yani o zayıf bazın tuzu olması gerekiyor. HF NaF onun konjuge bazının iyonunu içeriyor. Dolayısıyla bu bir tampon asidik tampondur. Zayıf asit ile oluştuğu için zayıf baz onun tuzunu içeriyor NH4 artı. CH3OH onun konjüge bazının iyonu CH3OH eksidir. Onun iyonu içeren bir tuz. HCN. Dolayısıyla CN içeren bir tuz. Dolayısıyla bunlar olur ama HBR burada kuvvetli asittir. Kuvvetli asit veya kuvvetli bazla tampon çözelti oluşturulmaz. Dolayısıyla C şıkkı tampon çözelti değildir. Eşit derişimli HV ve sodyum hidroksit sulu çözeltilerinin eşit hacimli miktarların karıştırılması ile elde edilen çözelti ile ilgili yargılarından hangileri yanlıştır? HF zayıf asit, sodyum hidroksit de kuvvetli bir baz. Şimdi molarite eşittir. N bölü V. Ve diyor ki bize eşit derişimli, molariteler eşit, eşit hacimli, hacimleri de eşit. E dolayısıyla bu anlamda mol sayıları ikisinin de eşittir. Dolayısıyla mol sayıları eşit diyelim ki 1 mol olsun. Şimdi HF ile sodyum hidroksit tepkimeye girdiği zaman HF bir asit Sodyum hidroksitte bir baz. Asitle baz tepkimesi sonucunda tuz ve su oluşur. Sodyum klorür artı h 2 o Diyelim ki bunlar 1 moldü. 1 mol, 1 mol. Katsayı mol oranına göre 1'e 1 mol harcanması için 1'e 1, e 1 mol ihtiyaç vardır. İkisi birbirini tam olarak tüketerek sonuç olarak 1 mol sodyum klorür ve 1 mol su oluşur. Ve bunlardan hiç kalmaz. Yani tamamen tükenirler. Yani son durumda ortamda HF veya sodyum hidroksit yok. Tampon çözeltidir diyor son durum için. Son durumda ortamda sadece tuz ve su var. Tampon çözelti olabilmesi için bir miktarda HF artsaydı. Mesela HF 2 mol olsaydı. HF sodyum flor olsaydı. Evet bu bir asidik tampondur diyebilirdik. Ama ortamda sadece tuz var. Yani tampon çözeltilik bir durum yok. Tampon çözelti değildir. Kesinlikle yanlış. Baziktir diyor. Şimdi burada asitle baz tepkimesinde HF zayıf asit. Sodyum hidroksit kuvvetli baz. Zayıf asitle kuvvetli bazın tepkimesinden oluşan tuz, kuvvetlinin karakterinden bazik özellik gösterir. Yani bazik bir tuzdur. Dolayısıyla ortam son durumda baziktir. Doğru. Tam nötrleşme gerçekleşmiştir. Tam nötrleşmede H artıyla OH eksinin molünün birbirine eşit olması gerekir. Yani H artı ve OH eksi artmaması gerekir. E baktığımız zaman mol sayıları zaten eşittir. H artıyla H ve OH sayıları da eşit. Dolayısıyla H artı ve OH eksi mol sayıları eşittir. Dolayısıyla burada tam olarak nötrleşme gerçekleşmiştir. Dolayısıyla üçüncü ifade de bu anlamda doğrudur. Dolayısıyla sorun cevabı yanlışı soruyor bize. Yanlışlar yalnız iki, yani B şıkkı diyebiliriz. Yukarıda bazı asit ve bazların kuvvetli zayıf olma özellikleri verilmiştir. İşte HNO3 kuvvetli, HV zayıf asit, potasyum hidroksit kuvvetli baz, NH3 de zayıf baz olarak vermiş. Buna göre hangileri doğrudur? HV potasyum florür karışımı tampon çözelttir. HV zayıf asit ve o zayıf asitin konjuge iyonunu içeren, konjuge bazının iyonunu içeren bir tuz var. Dolayısıyla bu asidik bir tampondur. Doğru. NH4NO3 asidik bir tuzdur demiş. NH4 zayıf bazdan geliyor. NO3 ise kuvvetli asitten geliyor ve oluşacak tuz kuvvetlinin karakterini alır. Yani asidik bir tuzdur. Doğru. Potasyum nitrat tuzu hidroliz olur demiş. Potasyum nitrat, potasyum hidroksit yani kuvvetli baz ile NO3'te H3 kuvvetli asitten oluşuyor. Dolayısıyla bu iki iyon da kuvvetliden geliyor. Dolayısıyla kuvvetliden gelen iyonlar hidroliz olmaz. Ama zayıftan gelen iyonlar mesela bunun içerisinde bir F- olsaydı veya NH4 artı olsaydı onlar evet hidroliz olurdu. Yani su ile tepkime girerdi. Dolayısıyla burada doğru olan 1 ve 2 yani C şıkkı diyebiliriz. 0,1 molar 200 mililitre H'a zayıf asit çözeltisi ile 0,1 molar 100 mililitre BOH kuvvetli baz çözeltisi oda koşullarında karıştırılıyor. Elde edilen çözelti ile ilgili hangileri doğrudur? İkisinin öncelikle bir molünü bulalım. Aşağının molu en eşittir. 0,1 çarpı 0,2'den 0,02 mol. Bazın da molünü bulalım aynı şekilde. En eşittir. Çarpı 0 0 0,1 çarpı 0,1 0,01 mol. Şimdi burada BA tuzu baziktir diyor. Şimdi HA artı BOH yani asitle baz tepkimesi sonucunda tuz ve su oluşacak. Ba tuzu artı su oluşacak. Şimdi haşanın zayıf olduğunu söylüyor. Haşa zayıf. BOH'ın da kuvvetli olduğunu söylüyor. Zayıf asit kuvvetli bazdan oluşacak tuz. Kuvvetlinin karakterini alır. Kuvvetli de baz olduğu için bazik tuzdur. Veya ba, bazik bir tuzdur. Doğru. Tam nötrleşme gerçekleşmiştir diyor. Tam nötrleşme için en NH artıyla NaOH'ın OH-sin eşit olması lazım. Burada oh la H sayısı zaten asit ve bazda birebir. 0.02 mol 0.01'e eşit değildir. Burada H artının sayısı daha fazla, miktar daha fazla. Dolayısıyla burada tam nötrleşme gerçekleşmez. Burada H artının tamamı çünkü nötrleşememiştir. Onu nötrleştirebilecek OH- ortamda bulunmuyor. Tam nötrleşme gerçekleşmemiştir. Asidik tampondur diyor. Şimdi burada H+ artı fazla olduğu için bu tepkimenin sonucunda bir miktar H+ artı artacak. Yani H artı asidi burada artacak. E aynı zamanda BA tuzu oluştu. Dolayısıyla zayıf asit ile onun konjüge bazının iyonunu içeren bir tuz var. Dolayısıyla bu çözelti bir tampon çözeltidir. Zayıf asitten oluştuğu için de asidik tampondur. Dolayısıyla bu da doğru. Dolayısıyla D şıkkı 1 ve 3 diyebiliriz. H2CO3 artı H2O'dan HCO3 eksi artı h 3 artı bu denkleme göre dengede olan sulu çözelti aynı sıcaklıkta sodyum bir karbonat tuzu ekleniyor. Şimdi siz sodyum bir karbonat tuzu eklerseniz bu sodyum artı artı HCO3 eksi olarak iyonlarına ayrışacak. Dolayısıyla bu çözeltideki HCO3 eksi derişimi artacak. Ve Le Chatelier ilkesine göre bu bir denge tepkimesi olduğu için reaksiyon sola doğru kayarak tekrardan dengeye gelmek isteyecek. Yani h 2 co 3ün miktarı artacak, derişim artacak, H2O sıvısının miktarı artacak, derişim değişmez. HCO3 eksinin önce artacak eklendiği için sonra bir miktar azalacak ama ilk duruma göre artmıştır. H3O artı ise azalacak. H3CO3 eksiyle birleşerek girenler oluşturacak. Şimdi HCO3 eksim -de derişimi artar. Evet eklendiği için artıyor. Sonra azalıyor ama ilk duruma göre artmıştır. Bu doğru. H2CO3'ün iyonlaşma yüzdesi artar. Reaksiyon sola doğru kaydığı için sola doğru kaydıran etkiler iyonlaşma yüzdesinin azaldığı etkilerdir. Dolayısıyla bu iyonlaşma yüzdesi artar değil azalır olması gerekiyordu. Bu yanlış. Tampon çözelti oluşur diyor. Şimdi bizim asidimiz var. Zayı, H2CO3 zayıf bir asittir. Çünkü suda bir denge tepkimesi oluşturuyor. Zayıf asit ile onun konjüge tuzunu içeren, konjüge bazının iyonunu içeren bir tuz ilave ediliyor. Yani sodyum bir karbonat ilave ediliyor. Dolayısıyla bu zayıf asit ve tuzundan oluşacak bir çözelti olacağı için evet bu bir tampondur hatta asidik bir tampondur diyebiliriz. Dolayısıyla sorun cevabına da yalnızdaki B şıkkı diyebiliriz tepkimesiyle tam nötrleşme gerçekleşmiştir diyor. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi tam nötrleşme gerçekleştiğine göre ortamda hiç H artı veya OH eksi kalmamış. Yani bunlar birbirini tam olarak tüketerek sodyum, siyonür ve suyu oluşturmuş. Yani bunların başlangıçtaki mol sayıları diyelim ki 1 mol olsun HCN. Sodyum hidroksit tam tamına 1 mol olması gerekir. Yani eşit mol sayılı HCN ve sodyum hidroksit reaksiyona girmiştir. Doğrudur. Tampon çözelti oluşur. Yani burada ne asit ne baz artmıştır. Dolayısıyla sadece tuz ve su var. Burada herhangi bir tampon çözelti yoktur. Ha, HCN fazla olsaydı, burada mesela 2 mol'e 1 mol gibi bir durum olsaydı, tam nötrleşme olmasaydı, zayıf asitle onun tuzu olduğu için evet bir tampon oluşturabilirdi ama burada asit kalmadığı için bir tampon olmaz. Sodyum siyanür tuzu hidroliz olur. Burada HCN zayıf bir asittir. Zayıf asit. Sodyum dioksit kuvvetli bir baz. Zayıf asitten gelen iyon yani Cn-iyonu evet su ile tepkime girer. Yani hidroliz olur. Dolayısıyla sodyum siyanür tuzu hidroliz olmuş olur. Dolayısıyla bu ifade de doğru. Dolayısıyla son cevap 1 ve 3 D şıkkı diyebiliriz. Zayıf bir asit olan CH3CH -CH ile kuvvetli bir baz olan sodyum hidroksit sulu çözeltilerin tepkimesiyle X tuzu oluşuyor demiş. X tuzu ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? CH3COOH ile sodyum hidroksit tepkimesinde. buradaki şuradaki CH3CO- ile sodyum birleşerek tuzu oluşacak. Diğerleri de suyu oluşturacak. Dolayısıyla bu da şöyle yazılır. CH3 CO NA yani sodyum asetat artı H da OH birleşerek suyu oluşturacak. Dolayısıyla birinci ifade doğru. doğru. Formülü CH3 CO sodyum asetat. Şimdi burada CH3 zayıf asit olduğunu söylüyor. Zayıf asit. Sodyum dioksit kuvvetli bir baz. Dolayısıyla burada oluşan tuz bazik bir tuzdur. Ve bu bazik tuzda zayıftan gelen iyon yani CH3CO- iyonu suyla tepkimeye girerek hidroliz olur. Dolayısıyla CH3CO- iyonu zayıftan geldiği için evet su ile tepkimeye girer. Yani hidroliz olur. Doğru ama sodyum iyonu kuvvetliden geldiği için su ile tepkimeye girmez. Dolayısıyla hidroliz olmaz. Üçüncü ifade yanlış. Dolayısıyla 1 ve 2 B şıkkı diyebiliriz. Potasyum klorür nötr tuz. NH4Cl asidik tuz. Sodyum florür bazik tuz demiş. Özellikleri verilen tuzlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? KCl nötr tuzsa kuvvetli asit ve kuvvetli bazdan oluşmuştur. Yani potasyum hidroksit gibi kuvvetli bir bazla hidroklorik asit gibi kuvvetli bir asitten oluşmuş. Asidik tuz olduğuna göre kuvvetli asitle zayıf bazdan oluşmuş. Yani NH3 gibi zayıf bir bazla HCl gibi kuvvetli bir asitten oluşmuş. Bazik tuz olduğuna göre kuvvetli baz yani sodyum hidroksit gibi kuvvetli bir bazla HF gibi zayıf bir asitten oluşmuştur diyebiliriz. Şimdi KCl tuzu hidroliz olmaz. İkisi de kuvvetli olduğu için kuvvetliden gelen iyonlar su ile tepkimeye girmez. Hidroliz de su ile tepkimeye girmesidir bir iyonun. Dolayısıyla hidroliz olmaz ifadesi doğru. NH4Cl tuzunda NH4 artı iyonu hidroliz olur. NH4 artı iyonu zayıf bazdan geliyor. Zayıftan gelen iyon su ile tepkimeye girer. Doğru. NH4 artı iyonu hidroliz olur burada. Sodyum florür tuzunun hidrolizi sonucu H3O artı iyon oluşur. Sodyum florür tuzu bazik bir tuz. Ve bu bazik tuzda zayıftan gelen F- iyonu hidroliz olur. Ve F- iyonunun hidroliz olması sonucunda hatta yazalım tepkime F- hidroliz olduğu zaman HF oluşur ve OH- iyonu verir. Dolayısıyla OH- iyonu oluşur. H3O artı iyon oluşmaz. Zaten OH- iyonu oluştuğu için bu bazik bir tuzdur. H3O artı oluşsaydı asidik tuz olmuş olurdu. Dolayısıyla C yanlış. Eşit mol sayılı sodyum hidroksit ve HF ile oluşturan çözelti pH pOH'dan büyüktür demiş. Sodyum hidroksit zaten kuvvetli bir baz. Baz olduğu için pH 7'den büyük olacak. Mesela 10 gibi bir değer. HF'nin Ha şunu soruyor pardon. Sodyum hidroksit ve HF ile oluşturulan çözelti. Kuvvetli baz zayıf asit tepkimesinde bazik bir tuz oluşacak. Bazik tuzun pH'de 7'den büyüktür. Mesela 10 gibi bir değer olacak. pH 10, pOH'de 4 olacak. Evet D şıkkı da bu anlamda doğru. Sodyum flör tuzunda F- iyonu zayıftan gelen iyon olduğu için F- hidroliz olur. Hatta şurada tepkimeyi de yazdık. Bu da yine doğrudur. Oda koşullarındaki iyonlaşma sabitleri yani Ka arasındaki ilişki HŞ büyük, HX büyük, HZ şeklinde olan asitlerin anyonları X eksi, Y eksi, Z eksi iyonlarının bazlık kuvvetleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir. Şimdi bir asidin, zayıf asidin Ka değeri ile onun konjuge bazının Kb değeri K suya eşittir oda koşullarında ki o da 10 üzeri eksi 14 eşittir. Dolayısıyla Ka değeri ne kadar büyükse Kb değeri o kadar küçük. Ka ne kadar küçükse Kb o kadar büyük. Yani Ka ile Kb ters orantılıdır. Dolayısıyla Hşe'nin asitlik Ka'sı büyükse yani Hşe'nin Ka değeri daha büyük olduğu için onun konjüge bazı olan Y eksinin Kb değeri daha küçük olacak. Dolayısıyla Hc en küçük olduğu için KA değeri Z eksinin Kb değeri en büyük. Daha sonra X eksi daha sonra da y eksi sıralaması olacak. Bu da şıklarda c şıkkındaki gibidir diyebiliriz. X eksi ve y eksi anyonlarının hidroliz denklemleri yukarıda verilmiştir. Kb1 büyük Kb2 olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi burada x eksi ile hx arasında hidrojen sayısı fazla olan asit. Yani hx burada siz zaten x eksinin baz olduğunu söylüyor aynı zamanda burada da görelim. Hx de burada yine bir asittir. Bunlar baz. Dolayısıyla bunlar da onun konjüge asitleridir. Ve konjüge bir asit baz eşlenik asit baz çiftinde Ka değeri ile Kb değerinin çarpımı KA su eşittir. O da 10 üzeri eksi 14 eşittir. Dolayısıyla Kb değeri ne kadar büyükse Ka değeri o kadar küçük. Yani ters orantılıdır. Dolayısıyla Kb1'in Kb2'den büyük olduğunu söylüyor. O zaman Hx'in Ka değeri Hy'nin Ka değerinden daha küçük anlamına gelir. Yani burada Ka Hy daha büyük olmalı. Ka Hx'den. Neden? Burada x eksinin bazlığı daha büyük olduğu için o zaman hx'in asitliği daha küçük olur. Dolayısıyla k'sı da daha küçük olur. Şimdi tabii ki bunlar zayıf asit, zayıf baz olduğu için konjüge asitleri de zayıftır. hx ve hx zayıf asitlerdir. Zaten şöyle denge tepkimesi oluşturdukları için de görebiliriz. Birinci ifade doğru. hx ve hx asitlerin iyonlaşma sabitleri k arasında zaten hx büyük hx ilişkisi olduğunu bulmuştuk. Eşit derişimli hx ve hx çözeltilerinin aynı koşullardaki pH'ları arasında hx büyük hx ilişkisi vardır diyor. Şimdi bunların kuvvetleri Ka ile zaten doğru orantılı. 0 ile 7 arasında asitliği ifade edersek hx daha kuvvetli olduğu için 0'a daha yakındır. Nispeten hx daha zayıf olduğu için 0'dan daha uzaktır. Mesela hx'nin pH 1 ise hx'in 2'dir, 3'tür gibi. Dolayısıyla hx 2 dedik. Mesela 2 büyük 1. Dolayısıyla 3. ifade de doğru gelir. Dolayısıyla son cevabı e şıkkı diyebiliriz. NH3 artı H2 olan NH4 artı OH eksi denklemine göre dengede olan sulu çözeltiye uygulanan işlemler sonucu ile ilgili bilgilerinden hangileri doğrudur? HCl eklemek Şimdi NH3 zayıf bir baz pH'ı 7'den büyük. HCl kuvvetli bir asit pH'ı 7'den küçük diyelim ki pH'ı 1 gibi bir şey. Buradaki NH3'ün de pH'ı diyelim ki 9 olsun. Mesela pH'ı 9'du pH'ı 1 olan bir madde ekliyorsunuz gitgide pH 9'un altına gelecektir. pH değeri düşer doğru. NH4 4Cl katısı eklemek. Şimdi amonyak burada zayıf bir baz. Ve zayıf bir bazı onun konjüge asidinin iyonunu içeren NH4Cl tuzunu ekliyorsunuz. Dolayısıyla bu bir bazik bir tampon oluşturur. Tampon çözelti oluşturur. 2 de doğru. Saf su eklemek hem zayıf asitlerin hem de zayıf bazların iyonlaşma yüzdesini arttırır. Çünkü su eklenince hacim artıyor. Derişim artıyor. Reaksiyon sağa doğru kayıyor. Sağa doğru kaydığı için iyonlaşma yüzdesi artıyor. Dolayısıyla 3. ifade yanlış. Dolayısıyla sorunun cevabı 1 ve 2C şıkkı diyebiliriz. Suda çözündüğünde yalnızca anyonu hidroliz olabilen bir tuzun formülü yukarıdakilerden hangileri olabilir diyor. Altta da sodyum hidroksit NH3, HNO3 ve HCN'nin zayıf mı kuvvetli mi olduğunu söylemiş. Sodyum siyanür, sodyum hidroksit kuvvetli bazıyla HCN zayıf asidinden oluşur. Sodyum nitrat kuvvetli asitle, sodyum hidroksit kuvvetli bazıyla HNH3 kuvvetli asidinden oluşur. NH4, NO3, NH3 zayıf asit, zayıf bazıyla hno 3 kuvvetli asidinden oluşur. Şimdi burada zaten de nötr bir tuz yani kuvvetli asit ve kuvvetli bazdan oluşur. Bunun hiçbir iyonu hidroliz olmaz. Sodyum siyanürde zayıftan gelen iyon Cn- iyonudur. Cn- iyonu yani anyonu burada su ile tepkime girer. Yani hidroliz olur. Bu olur. Amonyum nitratta da NH4 artı hidroliz olur ama katyonu hidroliz olur. Biz anyonu hidroliz olanı arıyoruz. Dolayısıyla bu da gitti. Dolayısıyla sorun cevabı bu anlamda yalnız bir A şıkkı diyebiliriz.